Artı Futbol devam ediyor değerli izleyiciler. Ilgaz Çınar, Gürcan Bilgiç, Mehmet Ayan ve tabii ki Feyyaz Uçar'la birlikte yayınımızın ikinci bölümüne geçiyoruz. İlk yarı Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını konuştuk. Haftanın merak edilen maçlarından biri Alanyaspor-Galatasaray mücadelesiydi. Nasıl bir maç olacak, ne kadar keyif alacağızdan daha önceki soru hangi takım kazanacaktı? Alanyaspor kazanırsa üst sıraları biraz zorlayacaktı. Galatasaray kazanırsa önemli bir avantaj elde edecekti. Sarı Kırmızılılar 1-0 kazandı deplasmanda. Önemli bir galibiyetti. Geçtiğimiz sezon, bu sezon artı kupa, Alanyaspor Galatasaray'a ters gelen bir takım. Emre Kılıç'ın 18'de attığı gol karşılaşmanın sonucunu tayin etti. Kritik 3 puan. Zorbay Küçük maç öncesinde o kadar çok tartışıldı ki maç sonrasında kimse konuşmadı hakemi. Babasının ne iş yaptığından başladı yine spor basını. İlginç bir şekilde. Çok fazla hakemi konuşmadık ama Galatasaray 3 puanı aldı Mehmet Ayan. Ve zirvede önümüzdeki haftalara neler taşıdı Sarı Kırmızılılar? Nasıl değerlendirdiniz mücadeleyi? Bir kere arkadaşlar muhtemelen arkamızda ya da önümüze getireceklerdir. Galatasaray önümüzdeki 5 karşılaşmayı da kazandığı takdirde, ki çok uzak değil ama tabii ki mağlup olabilir, berabere kalabilir. En azından mütevazı rakiplerle oynuyor. Dolayısıyla 12'de 12 gibi bir seriyle şampiyonluğun en güçlü adayı olabilir. Çünkü Galatasaray bundan sonra soğuk deplasmana gitmiyor değil mi abi galiba? Soğuk deplasmanı yok. Yok, Hatay, Göztepe, Denizli. Sivas'a gidecek ama o da sonlara doğru. Sivas'a gideceğine. Sivas doğru. Geliyor. Sivas geliyor abi. İstanbul'a geliyor. Bu 5 maçta Sivas var çünkü. Benim bildiğim kadarıyla Galatasaray, Hatay Rıdvan abi bunu söylemişti, soğuk deplasmana gitmiyor. Çok önemli bir not Galatasaray için. O yüzden bir 5'te 5 yaptığı takdirde şampiyonluk ihtimali çok güçlenecektir. Galatasaray Alanya maçına göz attığımızda yorumcu arkadaşlarımızın, Gözen abinin az önce sözünü ettiği gibi sosyal medyanın çok fazla Mustera konuştuğunu ve takımın diğer unsurlarının yeterince övgülendirilmediğini düşünüyorum. Bak şu karşıda var değil mi? Arkada var. Geldi maçların programına bakalım hemen isterseniz. Abi, Erzurumspor'la içeride, Ankara Gücü deplasmanı, Sivasspor'la içeride, Kayserispor deplasmanı, Çaykur Rizespor'la içeride, Hatayspor deplasmanı, Fatih Karagümrük'le içeride, Göztepe deplasmanı. Soğuk deplasman Kayseri var. Son seri sıkıntılı. Göztepe deplasmanının ardından Trabzonspor'la içeride, Antalyaspor deplasmanı, Konyaspor'la içeride, Gençlerbirliği deplasmanı, puan tablosunu da düşünelim buralarda. Beşiktaş'ta içeride, Denizlispor deplasmanı, Yeni Malatyaspor'la içeride. Hocam Galatasaray 2018 17-18 ve 18-19 şampiyonluklarında Ilgaz'la hep beraberdik o dönem zaten. İstanbul'da 4 tane maç oynadı kendi stadyumunda. Beşiktaş-Başakşehir. 4'ünde kazandı. Değil mi? Beşiktaş. Hı hı. Başakşehir kazandı 17-18. 18-19 Beşiktaş-Başakşehir 4'ünde kazandı. Trabzon'da kazandı o dönem. Yok yok. Şeyi söylüyorum. Yani şampiyonluk yoluna girerken artık Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray oradan bir şey vermiyor. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Biraz fazla Mustera övgülendirildi sanki. Diğer unsurlar göz önünde bulundurulmadı. Bir kere maçı ikiye ayıralım. Galatasaray ilk yarı her istediğini yaptı. İkinci yarı Alanya her istediğini fazlasıyla yaptı. Meşhur bir geyik var. Efendim topu rakibe bırakma falan. Bir tercih olabilir ama Galatasaray için bildiğin geyik. Hayır, Alanya topu rakibe falan verme, Galatasaray topu rakibe falan vermedi abi. Alanya geldi çatır çatır aldı. Seni ikinci yarı hapsetti ve sen de ona uygun bir oyun oynadın. Dolayısıyla efendim Galatasaray Alanya topu bırakmış. Yok ya, hayır, Alanya aldı çat 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 seni ikinci yarıda oyun olarak mağlup etti, nokta. Ama çünkü Galatasaray öyle deneyimli bir takım ki orada da doğru savunma organizasyonlarıyla, kalecinin büyük güven vermesiyle bir pozisyon vardır. Aynı şeyi düşündünüz mü merak ederim. Tayfun'un pozisyonu var ya. Karşı karşıya kaldı Mustera ile Tayfun. Tamam, sol ayaklı bir oyuncu ama başka oyuncu olsa, başka kaleci olsa vurur abi. Vuramıyor çocuk. Haklı olarak vuramıyor. Ben olsam ben de vuramam. Dolayısıyla Galatasaray'ın Alanya karşısında ikinci yarıda önce Mustera olmak üzere bütün takım oyun olarak doğru defans savunma yaptığını düşünüyorum. 70'lerde Fatih Hoca oyuna Donk'u aldı. Galiba Taylan'ı da aldı. Şimdi ikinci bir oyuncu galiba Taylan'ı da aldı. İkisiyle beraber de takım savunmasını oturttu. Ömer Bayram ve diğer oyuncularla beraber de takım savunması itibariyle zaman zaman aksesada karşılaşmayı aldı. Temel itirazım şu. O kadar da Mustera üzerinden okumayın. Çünkü biz Mustera'nın bunun 5 mislisini yaptığı 10 maçı, bunun 10 mislisini yaptığı 5 maçını daha gördük.
hiçbir şey görmediysek, geçen sene Erol Bulut'un çalıştırdığı Alanya'nın İstanbul'da Galatasaray'ı dakikalarca teslim aldığı maçta Muslera'nın kahramanlığını gördük. Muslera'nın kariyer maçları içerisinde Alanya maçı girmez bir yere. Fazla abartılı Muslera performansı. Muslera'nın bu normal performansı. Ve Muslera'nın aa dediğin iki tane topu var. Mustafa Pekdemir'in kafası, bir de ayağıyla çıkarttığı top. O kadar büyük Muslera övgüsünden ziyade ikinci yarıdaki takım savunması övgüsünü daha öne çıkartması gerektiğini düşünüyorum. İlk yarıda da Fatih Hoca'nın doğru okuması, özellikle Tayfun tarafına ters toplarla atılan ve girilen 3-4 tane pozisyon, 2 tane temel hakem hatası ve Galatasaray'ın aldığı haklı bir galibiyet. İşin enteresan tarafı 79'a kadar değişiklik yok Feyyaz Hocam, iki taraftan da. 79'dan sonra Fatih Terim Hoca 5 değişiklik yapıyor. Çağdaş Atan Hoca 2 değişiklik yapıyor. Katsior ve Mustafa Pek demek ki oyuna sürüyor. Nasıl spor bir için. Evet, nasıl bir mücadeleydi size göre? Ya, geciken hamleler tamamen oyunu okumak, karşılıklı olarak hamleye karşı hamle yapmak adına Galatasaray'ın Mehmet'in Muslera ile ilgili söylediklerini hepsine katılamıyorum. Ben Muslera'nın çok iyi bir kaleci olduğunu söylüyorum. Maçtan sonraki performansında haklıdır, belki abartılı olur ama Muslera önündekileri de kontrol edebilen bir kaleci Mehmet'ciğim. Luyendama ile önünde oynayan Marco'nun, zaman zaman Donk'un Muslera geldikten sonraki performansına bir bakarsanız, yani ne demek istediğimi çok net anlarsınız. Marcao'nun, Luyendama'nın daha önceki kalecilerle, Galatasaray'ın daha önceki kalecileriyle gösterdiği performans pek uyumlu değildi. Bilmiyorum, fark ettiniz mi bu konuyu? Muslera kalede bir güven veriyor. Önündekileri kontrol edebiliyor. Bir teknik adam kaleciye önce şunu söyler, geriden devamlı konuş der. Abi ne olur lafını da itiraz etmek istemiyorum. Yok, bizim itirazı... yayınladığımız Alanya-Galatasaray maçındaki o zaman 3 golü nasıl anlatacağız? Şöyle, ben şunu söylemek istiyorum. Yani bir kalecinin bir maç kazanırken illa 90'lardan top çıkarıp 25 tane kurtarış yapması gerekli değil. Ki onu yaptı bu çocuk. Önündeki adamları iyi kontrol ediyorsan bir kaleci olarak, o da aslında çok iyi bir şeydir. Stoperlerini kontrol edebiliyorsan, beklerini kontrol edebiliyorsan. Galatasaray karşısında Alanyaspor'un %100 kaçırdığı bir pozisyon var mı, hatırlıyor musunuz? Aa ulan bu da kaçar mı dediğiniz pozisyon var mı? Direkten alın top var, yapma be abi. Ne zaman var? Salih'in topu var. İlk yarı o var. Ben kişiye basmadım. İkinci yarıdan bahsediyorum. Çünkü baskı ikinci yarı kurdu. İlk yarı doğru söylüyorsun. Ya orada şimdi arkadaşlar öyle bir yazmışlar ki Muslera falan, hayır. Sadece Muslera performanslarını okunmamalı diye düzelttiler. Daha önemli. Kesinlikle onu haklısın. Atmışsın. Mutlaka bir oyuncuyu takım savunmasına çok fazla, değer çok fazla öne çıkarmayacağız. Ama Muslera'nın olduğu bir Muslera'nın arkada olduğu bir takımın defansı daha tabii, daha dosta dengeli. Dosta güven, düşmana korku veriyordu. Aynen hayır, öyle kardeşim. Feyyaz Hocam 30'a 27 gibi bir rakam var yani. Kalesine 30 şut atılmış, 27'sini tutmuş abi adam. Abi 7 maçta etme ya. Ben bu maçtan tamam bahsediyorum. Tamam mı yani? Bu maçtan bahsediyorum. Abi lafını kes. Yok, rica ederim ya. Yani ben o konuyu da mutlaka atlamayalım istiyorum. Çünkü kaleciye devamlı şunu söylersin. Konuş, çünkü oyunu en iyi gören sensin, en geride sensin. Sen önüne söyleyeceksin. Stoperlerin orta sahana söyleyecek. Orta sahanda çünkü uyarı arkadan gelirse belki hata yapma şansın azalır. Muslera İlla kurtarış yapması gerekmiyor. Önündeki adamlara doğru konuşarak ya da önündeki adamlara verdiği güvenle zaten artı bir, yani en kötü bir puan demek yani. Biraz iyi oynadığı zaman da zaten 3 puanı alıp gidiyor. Şampiyon olduğu zamanı hatırlayın, Hamza Hamzoğlu ile Muslera'nın müthiş bir performansı vardı. Yani bu Muslera, şimdi hep Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor diyoruz ya. Bir de Muslera geldikten sonra bir Galatasaray'a baksak diyorum. Hocam yani. O rakam da geldi. Muslera sakatlıktan dönüş, 7 maç, 7 galibiyet. 30 şut, 3 gol yiyor 30 şuttan. 27 kurtarış, kurtarış yüzdesi %90. Gole kapama 4 maç, kurtardığı penaltı 1. Tabii hani şut... bir caps vardı ya, çayları da mı bende açayım? Yani şutların... yani. Bazı şutlar da vardır, hani bütün istatistiklere nasıl yansıyor bilmiyorum ama adam 35 metreden hani öylesine vuruyor. Top bir şekilde kaleyi buluyor. Muslera da kalıyor. Onu da şut istatistiğine koyuyorlar yalnız, onu söyleyeyim. Ama Muslera'nın böyle kalecilik performansı göstererek Gaziantep Futbol Kulübü maçından beri hani kendisini gösterdiği, fotoğraf çektirdiği maç çok fazla. Kurtarış çok fazla. Öyle ifade edebiliriz önemini. Feyyaz Hocam'a şey ek olarak söyleyeyim. Yani Muslera'nın gelişiyle toparlanan bir Galatasaray'ı, transfer şansında, transfer haklarını da çok doğru kullandıklarını düşünüyorum. Zaten Onyekuru, o eski oyuncusu geldiğinden beri iyi işler yapıyor.
Mustafa çok iyi bir santrafor bana göre. Rakibi zorlayan, rakip defansı zorlayan, topun Galatasaray'da kalmasını sağlayan, oyundan hiçbir şekilde düşmeyen, duvar olabilen, yani bir santraforun, günümüz modern santraforunun yapabileceği her şeyi yapabilen. Ha belki zaman zaman birebirlerde biraz zayıf kalacak ilerleyen haftalarda. Golde başlangıç katkısı var abi.